Herkese kolay gelsin. 14 Mayıs 2022. Bugün bahçeye geldik. Ben epeyden beri gelmiyordum bahçeye. Bugün ilaçlamamızı yaptık. 4. ilaçlamamız oldu bizim. Aynı zamanda damlamadan da 2. beslememizi yaptık. Yapraktan yine bakır girişi yaptık. Bakır mancozep girişi. Bununla beraber biz yaprak gübresi, işte deniz yosunu, birkaç ürünü daha vererek yaprak uygulamamızı yapmış olduk. Ben bunları karıştırarak veriyorum. Yani bakırla karışabilecek olanları karıştırıyorum. Yani ayrı ayrı yapmıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani bunu da sordum. Bu şekilde yapılabilir dendiği için referans olarak kendim de böyle yapıyorum. Onun haricinde damlama hatlarımızı çektik daha önceden. Bu sene saatte 40 litre sulanacak ağaçlarımız. Hatta bunu biraz daha arttıracağım ben. Çünkü süre uzuyor bu sefer. Yani su miktarı hala arttırmaya elverişli. Öyle söyleyeyim. Çünkü bizim suyumuz saatte 3 ton çıkıyor. Toplam damlacıların miktarını da 3 tonu geçirmemeye çalışıyorum ki basınçta sorun yaşamayayım diye. O 3 ton sınırına kadar arttırabildiğim kadar katifleri arttıracağım. Akabinde arttıramadığım zaman da, yani 3 tona yaklaştığı ve geçtiği zaman da sulama saatini arttırarak da bunu totalde sulayacağım miktarına erişene kadar yapmış olacağım. Ağaçların durumu, yapraklanmalar başladı. Daha önce de gözlerde bir yanma ve bu şeyden dolayı bir kavrulma olduğu için biraz daha hafif kısaltma yaptık. Daha önce paylaşmıştım bunu. Altlardaki gözleri baz alarak. Tabii bu istediğimiz yönlere yine denk getirmeye çalıştık. Bu arada fıskiyeleri rüzgarsız bir havada denemek istedim. Daha önce denediğimde rüzgarlıydı. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum. Şu anda şu iki sıranın da fıskiyesini çalıştırdım. Rüzgarsız olduğunda tam iki ağacın orta noktasına denk gelecek. Yani yaklaşık satıcının söylediği 5 metreyi sulayabilecek. Zaten şu iki ağacımız 6 metrelik mesafede. 8'e 6 dikim. Bu ara 8, bu ara 6 metre. Hobi bahçesi için uygun bir dikim aralığı diye düşünüyorum ben. 7'ye 5 de tercih edilebilir. Biraz daha fazla fidan alabilir. Fazla fidan, fazla bakım, fazla maliyet. Hani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Çok fidan dikip iyi bakamamaktansa az fidan dikip iyi bakmayı tercih edenlerdenim. Böyle olunca daha çok tat veriyor, yormuyor. Çünkü gübreler, maliyetler çok yüksek. Biz hobi olarak uğraşmamıza rağmen bundan etkileniyoruz ki ticari olarak yapanların işi daha zor bence. Işıktan gözüküyor mu bilmiyorum ama ağaçlar yapraklanmaya arttırdı. Yapraklar da artık küçük yapraklıktan büyük geniş yapraklanma boyutuna erişmeye başladı. Benim yapraklanmam nedense biraz geç. Bu erkek tozlayıcımız şöyle püskülleri duruyor daha üzerinde. Ya fernette ya forangette tam hatırlamıyorum. Şu sıradakine bakmak lazım. 5 tane tozlayıcımız var. Bu sırada 3. ağaç. Diğer sırada şu 4. ağaç arkadaki. Daha sonra bir tane ortada. Sonra bir tane sağda ve bir tane solda. Yani bir başta bir sonda, bir başta bir sonda ve bir tane de ortada var. Yani rüzgar nereden eserse. Çenç yaparak böyle tozlayıcıları koydum ki tozlanma ileride daha ergonomik bir şekilde yapılabilsin. Tabi bitki de böyle mi çalışıyor onu da bilmiyorum. Babam daha önce toprak işlemelerini yaptı. Yine araya bahçe yapıyorlar bu senede. Bu şekilde damlamalarımızı da çektik. Şu ortadaki sadece spring çalışıyor. Şu an damlamalar aktif değil. Başlarına vana koyduk. Spring'i açtığımızda diğerlerini kapatıyoruz. Çünkü hat toplamda su miktarı fazla olsa hani hepsini bir çalıştırabilse değerlendirebilir ama bu şekilde hepsi bir çalışmıyor maalesef. Ağaçlar yani
%50'den fazla kesime erişmiş oldu mecburiyetten dolayı. O yüzden bazıları tabi daha fazla da diyebiliriz. Ha, bir şey ilave edeyim. Ben şimdi şöyle bir uygulama yaptım. Bunu da tavsiye üzerine. Şimdi diyelim ki biz buradan bu şeyi kestik. Buradan gözden bir sürgün aldık. Ben bunların arkasından çıkan, yani şuralara denk gelen sürgünleri sürekli aldım. Yani şu mesela, örnek veriyorum, şuradan önden bir dal almışık sürgün. Ama tam arkasından içe giden bir sürgün var. Ben bunlara müdahale ettim. Neden? Bu zaten benim içeriye gidip gölgeleyeceği için. Bunu da tavsiye üzerine yaptım. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. Yani tam uç sürgünlerin arka kısmına denk gelecek içe giden sürgünü tırnak budaması dediğimiz budamayla almış oldum. Hiç içe giden bırakmamaya çalıştım. Yanlarda var. Yani şöyle baktığımızda mesela burada var. Şöyle netleştireyim. Diğer tarafta oluyor. Ama bunun arka kısmında şuraya denk gelen kısmında sürgün bırakmadım. Bu sürgünün gelişimini engellemesin diye. Çünkü o içe gidip gölgeleyeceğini düşündüm. Tabii kimisi bitkiye müdahale ediyor. Kimisi etmiyor. Yani kimisi budama yapıyor, kimisi yapmıyor. Bunlar tercihler. Ben bahçedeki yaptığım tercihlerden bahsedip sonuçlarını paylaşıyorum. Yapıp yapmamak sizin elinizde. Olumlu da olsa paylaşıyorum yaptığım şey. Olumsuz da olsa paylaşıyorum ki olumlu olduğunda tercih edilebilsin. Olumsuz olduğunda da tercih edilemesin en azından. Mesela şu sulama alanını göstereyim. Sprinkle ilgili soru soranlar oluyor. Şu an rengin koyuluğu artmaya başladı. Biraz da güneş gitti ama. Yani bence sprink yetişkin bahçelerde imkan varsa tercih edilmesi gerekecek bir yöntem haline gelecek. Tabii bunun bir hesaplaması var ama toprağın üzerindeki şeyin emilimi ile sulama saatinin, yani tabii bunu da böyle bir saat sulayıp da bırakırsak hiçbir işe yaramaz. Sadece toprağın üst yüzeyinde kalır. Belki bu şekilde 4 saat 5 saat sulanması gerekebilir sprinkle. O bölgenin tamamıyla emilebilmesi için. Öyle tek dala olanlar da şu şekilde. Bunlarda da biraz yukarıda yoğunluk var. Yani mesela biz buradan sonrasını sıyırmışık. İyi ki daha çok yukarı çıkmamışık. Çünkü patlamayan gözler de var. Eğer yukarı çıkmış olsaydık, yani biz o zaman biraz dal bulmakta zorluk çekecektik. O yüzden hiçbir şey garanti değil. Yani ağaçta müdahale ediyoruz ama ağaç o gözden patlatmaya da bilir. Mesela şu göz hasar görmüş, patlamamış. Şu göz hasar görmüş, patlamamış. Bu göz patlamamış. Ya patlıyor mesela, patlamaya çalışıyor. Yani diyeceğim o ki şu bölgeden biz göz alacakken alamamıştık. Yani müdahale ederken de bazı riskleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçlarına katlanacağız. Burada bakla var. Yine aşağıdan gideyim ben. Buraya yine mısır ekili. Tozlayıcıların durumları da şu şekilde. Bu da ya fernette ya da frangette. Dördüncü sıradan sonundaki dördüncü ağaç. Diğer tarafı üçe denk getirmiştik. Bir sıra kaydırmıştık. Bu da uyanma aşamasında. Gövdeleri boyadık. Su bazlı tavan boyasıyla. Boyayı biraz yoğun kullanmayı tercih ediyorum ben artık. Çünkü yani hem çatlamayla, genişlemeyle büyüyor ağaç. Hem de boya daha kısa süre gidiyor sulu kıvamda yaparsak. Yani 1'e 1,5 değil de biraz boyayı fazla atıp suyu az atıyoruz. Şöyle sulanma aralığını göstereyim. Bakın. Spring'in rüzgarsız havada toplam eriştiği mesafe. Yani şurası şu anda 3 metrelik şeye denk geliyor neredeyse. Şuradan şurası ya da 2,5-3 metre aralığında. Oraya kadar erişiyor. Toplamda zaten 5 metrelik bir alan ıslayabildiğini söyledi. Yani bu saatte 70 litre. Yani bir saat çalışırsa bu iki ağacın arası 70 litre sulanmış oluyor. Şöyle göstereyim. Hatta yine buradan gideyim. Tam ortasından gidersem ıslanma
8 metreyi tam kapatamıyor. Bu sene gelişimin daha iyi olacağını kanaatindeyim. Düzgün bakım ve sulama periyotlarına uyarsak. Çok da güzel bir toprak kokusu oldu. Bu şekilde söyleyeceklerim. İşte ben şey de yapacağım. Onu da bahsedeyim. Şimdi lider altı temizliği de yapacağım. Örnek vereyim şurada. Nereden göstereyim? Hangi açıdan? Su da geliyor üstüme ama. Yani bir fidanın üst sürgününde lider şu anda kendini garantilemediği için ben liderin altındakileri almıyorum. Olası bir rüzgarda veya bir kuş ne derler? Kuş üzerine binerse kırılmasın diye. Ama ilerleyen zamanlarda bu lider kendini garantilediği zaman, ki genelde de şu kısma bakan sürgünleri gözlere bıraktım ki rüzgar buradan esiyor. Lideri yatırdığında sırtına vursun, içine vurup da lideri kıramasın diye ya da daha dayanıklı olabilsin diye. Bu yeterli mesafeye ulaştığında da liderin tek bırakıp liderin altını boşaltacağız ki biraz aşağıdan gelen enerji yukarı çıktığında lidere bassın. Liderin altındaki sürgünle göze kaçamak yapamasın. Böylelikle sürgün uzunluğu daha uzun olsun. İşte bu mesela şu uçlardaki tırnak budaması yapmamızın sebebi hem içe gideni alarak gölgelemeyi engellemek hem de o bölgenin ucuna yakın olan sürgünü kırarak da uç sürgünlerdeki liderleri, bir nevi lider gibi uzunlukları da şeye eriştirmek, yani uzamasını sağlamak. Yani tabi bunlar bir varsayım. Bitki de böyle mi işliyor, işlemiyor mu? Onu bilmiyoruz. Biz sadece bunu bu şekilde olduğunu varsayarak şey yapıyoruz. Ne diyelim? Müdahale ediyoruz. Artık gerisi bitkinin bileceği iş. Yani tüm şartlar olumlu olursa sulama, besleme, budama, ilaçlama ve doğa şartları da elverişli olursa maksimum gelişime erişebiliyor. Yani bu bir tanesini yapıp da bir tanesini yapmayıp birini eksik birini fazla yapmak da yine çok olumlu sonuç doğurmuyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız her yönden gelişimi devam ettirebilecek uygulamalar yapmak. Bu sezonda bunları yapmış olacağız. Bu sezon birinci gelişim videomuz olsun. Ara ara video çekeceğim ama her ayın 10 ile 15 arası bir tane gelişim videosu çekerek bahçenin durumunu paylaşmış olalım. En azından merak edenler ya da takip edenler için bir referans olmuş olur. Bu seneki uygulamalarımız bunlar. Şu anda haftada bir sulama, haftada bir yaprak uygulaması yapıyorum ben. Sezon açıldığında, yani sezon açıldığında derken sıcaklıklar işte yüksek sıcaklıklara eriştiğinde ise haftada iki sulama, yine yapraktan da haftada bir uygulama yapacağız. Böylelikle de sezonu yaklaşık olarak 35 sulama ile 40 sulama arasında bitireceğiz. Maksimum sulama zamanı toplamda belki 150 litre bir ağaç başı su vereceğiz. Bu da nereden baksak 4-5 saatlik bir sulama zaman dilimi yapıyor. Yani biz maksimum sıcaklıklar olduğunda 5 katif burada vardı, 5 katif burada vardı. Aşağı yukarı yine dediğim gibi 4-5 saatlik 4'er litrelik katifler olduğunu düşünsek toplamda yani 150-160 litreleri görürüz diye tahmin ediyorum. Belki Ağustos aylarında 200 litrelere kadar bile çıkabiliriz. Tabi her toprak yapısı için, her bahçe için aynı olmayabilir ama sulama ceviz bahçesi için çok önemli bir unsur. Toprak yapısı çok kötü olup da ona rağmen haftada 2 sulayanlar bile biliyorum. Burada sulamaktan kaçınmamak lazım. Ama biz her sulamayı boş geçmiyoruz. Her sulamada gübre veriyoruz ki gelişimi sürekli yukarıda tutalım. Yani şunu demek istemiyorum. Yani
10 gün, 15 gün diye bir şey söz konusu değil bizim uygulamalarımızda. Biz haftada 2 defa sulama yapıyoruz. Dolayısıyla haftada 2 defa gübreleme yapmış oluyoruz. Yani gram gram vererek gübreleri, suda eriyebilen gübreleri gram gram vererek bitkinin gelişimini yukarıda tutmuş oluyoruz. Bununla da yetinmeyip haftada bir sefer yaprak uygulaması, işte bunlar amino asitler, stres gidericiler, deniz yosunları ve yaprak gübreleri de dahil olmak üzere haftada bir sefer de yaprak uygulaması yapıyoruz. Böylelikle bitki yani hiç nefes alamadan gelişmeye mecbur kalıyor. Tabi ilaçlamasını da eksik etmeden. Haziran 15'ten sonra biz kırmızı örümcek uygulamasını da devreye sokmuş oluyoruz. Bunu kısa kısa bahsettiğim uygulamaları biz peyderpey bütün sezon içerisinde yapıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese kolay gelsin. Tekrardan hayırlı, bereketli sezonlar dilerim.